Esselamu Aleyküm. Diyorum. Şimdi Allah'ın mekanı cennet eylesin. Allah Peygamber Efendimiz'in zaten mekanı cennet. Allah'ım bizlere onların yolunda ilerlemeyi, onlar gibi olmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi bugün değişik bir yemek daha yapacağım. İlk defa yapacağım. Bulgur pilavı değil de şey ilk defa yapacağım. Tavuk haşlayacağım. Soğan, havuç ve tavuk haşlama. Soğan, havuç, patates ve tavuk haşlama yapacağım. Birinci yemeğim. Yanına da bulgur pilavı. Bunu ilk defa yapıyorum. Peki, bu bir yemek videosu değil. Bu bir sohbet videosu. Benim gibi bir gevezenin kendine hazırladığı günlükler bunlar. Bugün bu kararı verdim. Bugün değil, birkaç gün önce. Gül diyor ki, ne saçma saçma şeyler yapıyorsun ya diyor. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ya ne yapayım? Çok sıkılıyorum dediğim gibi. Böyle olsun. Ben bundan zevk alıyorum. Bir gün oturur izlerim. Bir gün ben ölürsem oturur siz izlersiniz. Ölmem, niye öleyim? Videolarda biraz daha geveze, biraz daha neşeli olmaya çalışacağım. Çok ciddi şeyler yaptığımı fark ettim. Aslında olayım bu kadar ciddi değildir benim. Şimdi ama bir şey daha fark ettim. Ben niye videolarda kendim çıkmıyorum diye sordum kendime. Şöyle bir bakınca ben geçip buraya durursam yaklaşık bu civarda çalışacağım. Bu civar ekrana gelip bakarsam nereye gelecekmiş? Çıkmayacak. Lavabo çıkmasın. Şöyle dik tutayım. Ulan kırılacak mı yoksa? Şöyle kesin çıkarım. Evet, tamam. Şimdi ne yaptım? Gittim 1 kilo havuç aldım. Bu 1 kilo havucu önce bir yıkadım. Önce ellerimi yıkadım. Özür dilerim. Şimdi havucumu yıkıyorum tertemiz. Neyle başlayalım biliyor musunuz? Havuç yıkanır. Sohbetimiz o değil. Burnaz'la başlayalım. Burnaz. Osmaniye'nin Burnaz diye bir sahili var. Plajı var. Biz çocukken, yani sene 85'te diyelim, ben 5-6 yaşındayken, çocukken Burnaz'a gidilirdi. Osmaniye'li aileler, Erzincan'lı aileler. Oraya çadır kamp yapılırdı sahilde. Ya nasıl eğlenirdik ya? Ne kadar güzel günlerdi diyorum. Belki hayatımın en güzel yıllarıydı işte. Daha çok zevk aldığım yıllar hatırlamıyorum. Hiçbir şey beni oraya kadar mutlu etmedi ondan sonra. Çok güzel yıllardı. Hayatımın en güzel yıllarıydı. Bir daha nasip olmadı. Ya da olsa bile ben artık o tadı alamaz oldum. Çünkü belki de en güzel yıllar onlar. Daha güzel olmuyormuş belki de. Bilmiyorum. 3 tane bundan aldım. Yarımşar kilo tavuk baget. Bunları haşlayacağım. Şu kenara ayırabilirim. Küçük soğanlar aldım. Bunlara bayılıyorum. Tüm tüm atacağım. Daha küçükleri var. Tüm tüm atacağım. Bunlar da pişecek. Et haşlama olduğu için. Patates aldım. Şu havuçları soyarak başlayabiliriz. Dediğim gibi havuçları soyup soymama konusunda kararsızım. Ben havuçları soymama taraftarıyım. Acı düşer mi acaba bilmiyorum. En azından şuralarda keseceğimiz kesin. Çocukken oraya gidilirdi. Plaja çadır kurardık. Sabah kalkardık. Daha gözümüzü açar açmaz koşardık denize. Şöyle bir saat yüzdükten sonra sabah aç karnına acıkırdık, ölürdük. Koşardık tekrar, hemen orada bir ırmak akıyordu. Tatlı su deriz biz oraya. Koşarız, tatlı suya atlarız. Tuzumuzdan arınırız. Banyo yapmaya gerek bile kalmaz. Oradan gelirdik, kahvaltı yapardık. Sanki kayboluyor, sanki kaçıyormuşçasına bir daha denize. Allah'ım ne güzel günlerdi ya. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir aşamasında o kadar tekrar mutlu olamadım. En güzel yıllardı. Hep o günleri aradı yani gönlüm. Ama biliyorum ki aslında orayı o kadar güzel yapan yaşımdı benim. Ben hayatımın en temiz ve sadece sorumsuz yıllarındaydım. Çocuktum yani. O yüzden çok zevkliydi aslında. Benim aslında hatırladığım Burnaz değil. Çocukluğum. Ve hiçbir zaman geri gelmeyecek. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ne aşamadasınız? Havuçları böyle doğruyorum. Bunları kavuracağım. Çünkü yemek yapanlar dinliyorum. Kavurmaktan bahsediyorlar. Havuç kabuğuyla bile çok lezzetli.
Güzel bir tercih olmuş. Ondan sonra biz büyüdük ve Burnaz'ı beğenmez olduk. Burnaz bizim için ikinci sınıf bir yer gibi gelmeye başladı. Ondan sonra gözümüz, efendime söyleyeyim, Arsus, İskenderun Arsus pilavı. Sanki daha moderndi orası. Herkes öyle söylüyordu çünkü. Adana'nın yumurtalık plajı. Ondan sonra hiçbir şey o zamanki kadar tat vermedi. Yumurtalığa da gittik, Kız Kalesi'ne de gittik, Antalya'ya da gittik. Sonra yaşlandım işte, Bodrum'a bile gittim. Hiçbir zaman Antalya, Alanya, hiçbiri Burnaz kadar zevk vermedi. Burnaz hayatımın en güzel yıllarıydı. Şimdi oraya bir santral yapıldı. Doğalgaz santrali, enerji santrali. Doğalgazdan elektrik üretiyorlar. Bir yere yapılması gerekiyordu. Sanırım en düşük potansiyeli olan, halkın da en az itiraz edeceği yeri seçtiler. Enerji her zaman bir ülkenin en önemli açığıdır. Kesinlikle karşı çıkmıyorum. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. Enerji açığı olan bir ülke her zaman dışa muhtaç kalır. Hani ben eleştirmiştim ya, kredi çekmiş gelmiş Ekrem İmamoğlu bize müjde veriyor demiştim ya. Gazeteler de yazmış. Alakam yok vallahi. Bu sefer önce ben eleştirdim. Hiç kimseden duymadım. Ve diğerlerini de ben söyledim biliyorsunuz. AK Parti'nin, IMF'nin borcunu bitirdik, IMF'nin borcunu bitirdik dediğim meğer gidip İngiltere'den aldığı kredilermiş. O da gitmiş İngiltere'den kredi almış gelmiş, o parayla IMF'yi ödemiş. Ya bize nasıl söylemezsin, biz IMF'den para çektik demiyor. Biz Londra'dan kredi aldık geldik demiyor, biz IMF'nin parasını ödedik diyor. Biz de sanıyoruz ki kazandık ödedik. Meğer oradan almış oraya vermiş. Ondan sonra diyorsunuz ki sen yoksa hükümeti mi eleştiriyorsun lan vatan haini? Oğlum eleştiriyorum tabii. Ben sığınmıyım. Herkes bildiği bir şeyler var. Herkesin konuşmak istediği bir şeyler var. Elbet eleştireceğim. Bu yapılan şey doğru mu diyorsunuz? Valla tarih boyunca eziyet ettiniz doğruları söyleyenlere. Bana da edebilirsiniz. Sorun yok. Ya eziyet deyince bakın bu dünyada herkes az önce de dedik ya hani peygamber olmak ister ya tövbe haşa. Ama tabii ki ister kim istemez. Ama bedeli ne biliyor musunuz? Hazreti İsa'ya ne yaptılar? O ki insanların hayatını bile bir ölüyü diriltti. Kör insanların gözlerini iyileştirdi. Yoksul fakir insanlara rehber oldu. Zulme dur dedi. Ama Romalılar onu çarmıha gerdiler, işkence ettiler. Gece boyunca işkence ettiler. Önce yakaladıkları zaman. Bir bedeli var. O bedele hazır mısınız? Yaparım. Herkes yaparım diyor ama yapmak gerçekten peygamber olmak bütün o zulümlere göğüs germek demek. Ah yapma. Bayağı havuç oldu be. Ulan çok aşırı oldu galiba. Neyse kazanım büyük. Problem yok. Çok olsun. Ya dökme işte. Bu lavaboya düştü bir şey olmaz. Öbürü lavabonun içine düştü. Onu alıp atacağım artık. Şu ikisini çöp. Niye bunu buraya koydun ki diyeceksin. Çünkü buraya şimdi patatesleri temizleyeceğim. Durum böyle. Evet. Herkes peygamber gibi olmak ister, sevilmek, takip edilmek, ölsem bile yaşatılmak ama bedeli var. Çok ağır bir bedeli var bizde. Ödeyebilir. Onlar ödediler. Hazreti Muhammed soylu büyük bir ailenin, varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu halde kötülerle kavgaya tutuştu. Öz amcası tarafından zulüm gördü. Taşlandı, öldürülmek istendi. Hazreti Ali biliyorsunuz yatağına yatmasaydı Hazreti Muhammed onu da ölecekti. Ben niye Hazreti Ali gibi olmak isterim biliyor musunuz? Herkes birinci lider olmak ister ama herkes ona yardım eden ikinci adam olmak istemez.
Birileri bu işi yapmak zorunda. Sen ağa, ben ağa, ineği bu ineği kimse ağa diyoruz değil mi? Birileri de ikinci adamız olmak zorunda. Siz birinci olun. Ben ikinci adam olmaya razıyım. Madem öyle. Bir dakika. 4 patates mi, 5 patates mi? Tekrar söyleyeyim bakayım. Son bir tane mi kaldı? Yok. 2 kalmış, gerek yok. 4 patatesli yapıyorum. Patatesi de çok seviyorum ama. Birinci gün şu bir patates benim tabağıma düşer. Babama. Bana bir tane daha yapacağım. Lan havuç çok oldu ya. Havuç çok aşırı oldu. 150 gram mı havuç var orada en az. Neyse şu patatesleri soyalım. Hazreti Ali kendisine bir lider benimsedi ve onun uğrunda hayatını ortaya koyarak bir şeyler oluşturmaya çalıştık. Biraz kalın doğruyorum. Patateslerim eski çünkü. Bir süredir orada duruyorlar. Ve başardı. Allah ona öyle bir güzel kader vermiş ki o da tarihe yazdırdı adını. Ve biliyorsunuz şehit oldu. Hazreti Ali'yi kılıçla öldürdüler. Canını ortaya koyabilmek kadar güzel bir şey var mı ya? Bir davaya canın pahasına katlanmak. Hazreti Ali'ye öleceksin dediler. Seni öldürecekler dediler. Allah'ın dediği olur dedi. Ve gitti. Namaz kılarken camide öldürüldü. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra Hazreti Ali'nin oğullarını öldürdüler. Yezid. Yezid isimli şahıs. Muaviye'nin oğlu. Ve İslam devletinin başına geçti bu Muaviye. Yani peygamberin torunlarını öldüren insanlar İslam devletinin başına geçti. Sizce bu İslam devletini yöneten insanlar ne kadar iyi insanlar olabilirler? Onlardan geriye ne kaldı? Bilmiyoruz. Biz sadece Müslümanız deyip geziyoruz. Bakıyorsun adamın bir ton arabası var, bir ton altını bankada bilmem nerede. Ona da sorsan Müslümanım diyor. Gariban aç gezene de sorsan Müslümanım diyor. Herkes Müslüman. Bize anlatılan İslamiyet pek de doğru olmasa gerek ya da bizim yaşadığımız. Bizim sorunumuz zaten kitap okumadan Müslüman olmamız. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i okumuyor, sadece Müslümanım deyip geziyor. Onu anlatayım. Geçenki videoda kadın haklarından bahsederken istemeden bazı kalpleri kırdık. Çok sevdiğim abim var, aradı. Kardeş biliyorsun dedi, benim abim de dedi, başı bu yüzden dolayı dedi. Cezaevinde abim dedi. Biliyorum ve çok seviyorum o adamı. Ben o abimi çok seviyorum. O çok değerli bir insan. Hiçbir canlıya zarar vereceğine inanmadığım bir insan. Hatta kendisine zarar verilse dahi karşılık vermeyecek kadar, sabredip oturacak kadar değerli bir insan. Gönlü tertemiz, sevgi dolu kalbi. Kavgası dövüşü olmaz efendi. Ve onun abisi çok değerli bir insan. Cezaevinde şimdi. Ya kadın hakları kadın hakları da dedi çağdaş. Bizim hakkımız yok mu dedi yani. Ya şimdi iki taraflı düşünmek lazım. Doğru söylüyor ve ben onu üzdüğüm için de üzülüyorum. İşin bir de bu boyutu var. Hani dedik ya videoda. Ya kadın artık istediği şeyi yapamazsa kendisine, ailesine zarar verir. Yani yok eder. Kendini yok ettirir. Yapar. Belki de böyle bir şey oldu. O kadın artık yaşamak istemedi ve resmen öldürttürdü işte bir şekilde kendini. Ve şimdi öbür adam cezaevinde. Çocuklar ortada. Buna ne yapacağız? Bunun nasıl bir çaresi olabilir? Bu insanlar affı hak ediyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok üzülüyorum. Gerçekten bu hale gelmek istemiyorum. Belki de benim yuva kurmayışımın sebebi bu. Ben de böyle biraz rahatsız, dengesizim yani. Zarar vermekten korkuyorum. Hiçbir zarar vermedim ama hani böyle hep içimde de bir his var, verecekmişim gibi geliyor. Size bir kızdan bahsedeyim. Ben niye yalnız olduğumu hep ona bağlıyorum. Ben üniversitede bir kızı sevdim.
O artık evli, anne diye bir çoluk çocuk sahibi, işinde gücünde bir insan. Allah yolunu açık etsin. Ona karşı büyük hatalarım oldu. O da bize cezamızı verdi. Çok sevdim onu. Ve o beni terk etti. Anlarsınız ki ben bu işten çok büyük hasar aldım. Artık hiç kimseyi sevemez hale geldim diyelim. Ne kadar inandırıcı, size ne kadar etkili gelir bilmiyorum. Ben o hale geldiğime inanıyorum. Bir gün işte terk edeceğini söylemeden geldi ve her şey bitti dedi. Ben yokum artık dedi. Ve gerçekten de yok oldu gitti. Ben derbeder oldum. Hastanelik oldum. Tımarhanelik oldum yani. Kendime zarar verdim. Çevremdeki, ben fiziksel zarar verdim yani. İşte koluma bir bıçakla kızın adını yazdım falan. Artık o kadar ki saçmaladım. Sizin anlayacağınız. Kızın başına bela oldum falan filan. Anlatamayacağım şeyler. Kızı dövdüm. Ya utanç verici şeyler biliyorum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Oldu işte. Erkeğin ne kadar saçma bir canlı olduğunu siz de anlayasınız diye anlatıyorum. Ben dahi bunu yaptım. Öbürleri nasıl yapmasın? Benden mülayim, benden barışçıl adam yoktur. Zarar verdim. Onun başkasıyla olmasını kabul edemezdim yani. Ya nasıl ki kadın bazı şeyleri asla ve asla kabullenmiyor. Erkeğin de bazı huyları var. Kadın bir erkeği sever ve o erkek olmuyorsa yol verir gönderir. Yoluna bakar. Lan erkek öyle değil. Erkek o olmazsa nasılsa çok yobaz bu konuda. Niye? Şımartılmış çünkü. Yaşamı böyle onun. Anne, baba, kız kardeş bile hep ona şey vermiş. Bunu vermiş. O böyle büyümüş. Ya onun dediği olacak ya da herkes ölsün. Ben de öyle bir cahildim zamanında. Mahvettim. İkimizi de mahvettim. Benim açımdan böyle bitti filmin sonu. O evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Yoluna baktı tabii ki. Benim gibi bir ruh hastasıyla ne işi var? Allah yolunu açık etsin. İyi yaptı. Hayat böyle. Ondan sonra kimseyi sevmedim. Çıktığım kız arkadaşlarıma da dedim. Özür dilerim. Çıkmadım da kimseyle. Bir kız olduğu zaman, hayatımda bir başkası olduğu zaman ona dedim ki bak benden hiçbir şey bekleme, gözümü seveyim. Yani böyle aşk meş bir şey düşünüyorsan hemen çık git yoluna çünkü ben biliyorum bende hiçbir şekilde böyle duygular artık oluşmuyor. Seni boşu boşuna oyalamayayım dedim. Yo yo bana da gerek yok diyen oldu. O zaman yolun açık olsun diyen oldu. Herkesin yardımcısı olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum işte. İnsanlar yaşadıkları şeylerin etkisi altındadırlar artık. Oradan devam ederler. Ben de bunu hiçbir zaman unutamamışım. Bu yaşadığım olayı yani. Kızı unuttum ya. Allah yolunu açık etsin. Şimdi 40 yaşında bir kadın. Yani ben şu an 40 yaşındaki hangi kadına İlgi duyuyorum ki buna duyayım. Duymayacağım yüksek ihtimalle. Görsem daha ilgilenmiyorum. Ne diyorum ben? Zaten evli bir insan. Hiçbir şekilde bu konuyu kapatalım. İşte benim demem o ki kadınların bu konuda çok dikkatli olması lazım. Erkeğin bu işe zarar vermeden bitirmesi için çok dikkatli olmaları lazım. Ne yapmam lazım diyeceksin bana. Ben biliyor muyum ki sana söylüyorum. Bir insanı istemiyorsan artık sana uymuyorsa ona bunu çok güzel bir şekilde izah edip yolunu vermen lazım. Hadi güle güle ben bıraktım dersen peşini bırakmıyor. Anladığım kadarıyla o sana zarar vermeye çalışıyor. Bunu ancak akıllı bir kadın çözer. Diğer türlü kendine zarar verdirirsin. Erkeğin doğasında böyle bir şiddet var işte. Sonra yaptığımdan ne kadar pişman olursa olsun, çoğu erkek eşine zarar verdikten sonra zaten ona sorarsan sevgisinden veriyor. Sevgisinden. Ya hadi gelin kabul edelim. Erkeklerin %99'u aldatıyor. %99'u abartmıyorum. Herkes aldatıyor ama herkes.
Kadın hele bir aldatsın da görse, hele bir ortaya çıksın. Oğlum bu nasıl adalet? Sen yaparsan o da yapar. Bunun hiçbir çaresi yok. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunu kim ne derse desin. Şu soğanlar için de bir tane kap getireyim. Aldatırsan her türlü aldatılırsın. Bak sana kim ne diyorsa inanma. Şu kardeşinin sözüne inan. Aldatıyorsan aldatılırsın. Başka çaresi yok. Kur'an-ı Kerim'den daha mı iyi biliyorsun? Aldatan erkekler, aldatan kadınlarla, aldatan kadınlar, aldatan erkeklerledir diyor. Allah'ın emri bu. Abi bu var ya, kaç günlük bir yemek olacak bilmiyorum. İş çok abartıldı. Dur bakalım, hayırlısı. Malzemeleri hazırlayalım. Hepsi bir hazır olsun çünkü yemekte sıralamayı bilmediğin için bir anda ötekinin sırası gelmiştir. Elimde hazır olmadığı için o an dönüp bunu yapamayabilirim. Bitti zaten. Soğandan sonra bir şey kalmıyor ki. Tüm atacağım. Sarımsak alayım dedim. Abi 250 gramı 8,5 liraydı. A101'de. Ha bu arada alışverişten bahsedeyim. 42 lira tuttu. 3 tane yarım kiloluk tavuk. 5 liradan 15 lira. Bulgur aldım 1 kilo. 3,5 liraydı. 1 kilo mu lira oğlum? Niye atıyorsun evlat? Evet 1000 gram. Yarın için yumurta aldım. 5 lirada tuttu. Patates vardı evde. Onları tüketeyim istedim. Soğan aldım. 2 lira mı kilosu? Bilmiyorum. Limon aldım. Üstüne limon sıkacakmışız. Öyle diyor. Şimdi internette şimdi biraz takip ettim. Birkaç tane video izledim hemen. Nasıl yapılır diye. Böyle şeyler çıktı. 42 lira verdim hepsine. 15 o, 5 o, 20. 20 lirayı da ufak tefeye vermişiz. Et suyu aldım. Şehriyem var. Havuç aldım. Kadın erkek, işte kadına şiddet, geçen biri söyledi, kadın şiddetten ne anlar dedi. Kadın şiddet bir uygulamaz ki dedi. Kadın şiddet uygular. Kadın çocuğuna uyguladığı şiddeti hepiniz bilirsiniz. Size de uygulandı. Anneler döverler. Babalardan daha çok. Şimdi babalar döverse çok kötü döver. Ama anneler döverler. Kadın şiddeti bilir yani, iyi bilir hem de. Ben yaşadığımı biliyorum. Ben annemden şiddet gördüm. Çocukken psikopat şeyler yapardı. Allah yardımcısı olsun. Ama gerçekten de erkeğe oranla yersiz şiddet, yersiz şey yoktur yani. Yani erkek şunu kabul edecek. İstenmeyebilirsiniz. Her şey bitebilir. Sevgi bitebilir. Aşk bitebilir. Herkes yoluna bakacak. Öldürürüm, zarar veririm diyen bu dünyada Allah bu dünyadan insanın adaletinden kaçabilir ama Allah'ın adaletinden kaçamayacak. Onun farkına varması lazım. Büyük soğanı bir de ikiye bölüyorum. Değişiklik olsun. Bir tane içinde iki tane olacak zaten. Böldüm. Allah'tan korkuyorsanız zarar vermeyin. Kadına hiç zarar vermeyin. Neyse. O konu da öyle işte. Maalesef Türkiye kredilere boğuluyormuş. Ha şu Ali Babacan. Ali Babacan yeni bir parti kuruyor. Ve ben de gerçekten katılmak istiyorum. Hani sen CHP'liydin? Ya ben CHP'liyim de CHP beni kabul etmiyor. Ben nasıl edeceğimi bilmiyorum. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Boş zamanım var. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ali Babacan'ın 3-5 sözünü dinledim sadece. 3-5 cümlesi o kadar hoşuma gitti ki. Kimlerle çalışacaksınız? Partilileriniz kimler olacak? Dedi ki, her şeyden önce dürüst insanlar dedi. Doğruları söyleyecek insanlar istiyoruz dedi.
Yani bu halka, bu insanlara, birbirimize yalan söylemek istemiyoruz dedi. Lan hayatımda en çok duymak istediğim şeymiş belki de bu yani. O kadar hoşuma gitti. İkincisi dedi, bir şeyler emanet edebileceğimiz insanlar dedi. Üç şey söyledi, özellikle üç tanesi aklımda kaldı. Çalışkan insanlar istiyoruz dedi, hizmet edecek, bir şeyler yapacak. Bir şeyler emanet edebileceğimiz insanlar istiyoruz dedi. Yani ne istersen, yani bir görev verildiği zaman gidip yapacak veya bir şey verdiğin zaman alıp cebine indirmeyecek. Onlarla mücadele edecek. Onları taşımasını bilen insanlar istiyoruz dedi. E abicim, şimdi dönüp bakıyorum, Ali babacan beni ister mi? Ben bu dedikleri şeyleri aynen birebir yaparım. Çalmam. Allah'ın izniyle hiçbir zaman çalmadım. Ben çocukken Burnaz'da bir tane sakız çaldım. Ağlaya ağlaya geri gittim bakkaldan, nasıl özür diliyorum. Ağlıyorum, bakkal beni sakinleştiriyor. Amca ben sakız çaldım, amca ne olur affet, sakızı geri götürdüm ha. Tamam dedi, önemli değil, tamam üzülme dedi, böyle bir şey olmaz dedi. Sakinleştirdi, bana sakızı geri verdi. Oy oy, lan senin nasıl çalarsın lan, senin hiç kişiliğinde, karakterinde var mı öyle bir şey? Yaptık işte, çocukluk. Ay. Ya bu boşa vakit geçirmeyelim diyorum. Suyun altını mı açmalıyım acaba bu arada ha? O su yetecek mi? O kadar patatese bu kadar soğan. O kadar havuca, o kadar patatese. Kazanım da büyük ama abi. Üç gün yenir mi lan bu top bozulmadan dolaptan? Ya niye her şeyi çok abartıyorum ya? Niye bu kadar müsrifim ben? İki kişiyiz ha, babam ve ben. Ya video ne durumda? Durup vurmayın bakalım. Hı, devam. İki kişiye bu kadar yemek çıkacak şimdi. Heh, tıkandık kaldık lan, ne konuşuyorduk biz? Cüneyt Özdemir'i takip ediyor musunuz? Ben Cüneyt Özdemir'i takip ediyorum. Söylediği her şey hoşuma gidiyor. Yani aklın yolu birdir. Diğerleri de dürüst olsalar zaten o şeyleri söylemek zorundalar. Adam sadece ve sadece doğruları söylüyor. Ben diyor niye CHP'li değilim arkadaş diyor. Ben niye böyle söyledin? Lan ben CHP'li değilim ki diyor. Ben bir gazeteciyim diyor ya. Ben MHP'li değilim, AK Partili değilim diyor. Ben bir siyasetim yok. Her şeyi söylemek zorundayım. Ya abi niye her şeyi söyleyemiyoruz? Niye bizim gazetecimiz bile yandı? Ya ismini vermek bile istemiyorum. İsmini de bilmiyorum. Bir tane adam var. Çıkıyor. Diyor ki Sayın Bahçeli şöyle, Sayın Bahçeli böyle, Sayın Bahçeli'ye laf edemezsiniz. Ne karın ağrın var senin? Hadi söyle, niye Bahçeli'nin arkasına sığınarak hayat geçindirmeye çalışıyorsun? Açığın ne? Söyle bize ya. Adam senden rahatsız bile oluyordur Allah bilir. Bu adamın bir gün kimse bana laf edemez, onun ağzını yırtarım dediğini duydum. Ya ağzını yırtarım bir erkek cümlesi değil. Sayın Bahçeli'nin arkasına sığınmasındaki sebebi ben az çok tahmin edebiliyorum. Soğanı da seviyorum. Dur. 4 tane bugün mesela. 4 tane. Ver lan. Ver. Biraz fazla gibi. İnsanların söyledikleri şeylerden arkasında yatan sebepleri araştırmayı seviyorum. Aklımdan sürekli bunlar geçiyor. Bu ne dedi? İnsanların ne dediğinden çok ne demeye çalıştığını bulmak hoşuma gidiyor. Niye yapıyor yani bunu? Bir insan bir insana niye böyle toz kondurmaz?
çok sevdiğim bir arkadaşım var mesela. O da aynı şekilde. Böyle bir liderin üzerine toz kondurmuyor. O da oradan yolunu bulduğu için. Kızmaz inşallah. Bari bizi karıştırmasa da sürekli onun şeylerine. Ya işte biliyorsun ki benim güzel kardeşim, inşallah izliyorsundur. Biliyorsun ki birilerine yapılan bu aşırı ilgi, bu aşırı sevgi gösterilerinin altında bazı sebepler yatıyor. Biz de bunu biliyoruz. Biz buna alet olmaktan rahatsızız. Yani senin ona olan aşkını bize ilan etmen bizi hiç de ilgilendirmiyor açıkçası. Tavukları da yıkayayım. Lan kap bitti be. Her yer kap bitti. Değil mi? Tavukları da bir yıkayalım. Ne de olsa fabrikadan geldi. Her şey olabilir arkadaşlar. Nasıl sığacak hepsi bu tencereye? Bu tencere fokur fokur ağzına kadar dolup taşacak bu gidişle. Sığacak mı dersiniz? Hayır bakalım. Yer mi kalacak ki? Şeyin iki katı. Bu yeterli aslında. Aldık bunu ne yapacağız? Dökeceğiz mi? Yapıyorum, yapacağım. Dönüş yok mu? Yani üç gün bunu yiyebilir miyiz ya? Sana da gına gelir. Neyse. Bakarsın bir nasiplisi var. Şunları bir yıkıyorum. Şeyleri izledim de YouTube'daki videoları. Şey diyor. Ben derisini soyacağım diyor. Hepsi soyuyorlar. Ben soymayacağım. Seviyorum. Derisini de seviyorum ben. Şimdi. AK Parti'ye giremiyoruz. Herifler oraya kurmuşlar tezgahı. Hiç kimseyi sokmazlar. Rantonlar yiyecekler. Ulan ben çalışmak istiyorum. Rant gözünüze çatılsın. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ülkeye, millete faydalı olmak istiyorum. Adamlar tabi tabi diyor. Lan sen o niyetlisin işte. Ben nereden anlayacağım ki? Oraya giremiyoruz. Kendi partimde de aynı şeyler var. Niye benim kendi partim solcuyum? Sol görüşlüyüm ben. Sola bakıyorum artık. Sol sanki solun çizgisinde değil. Başka bir şey. Nerede devletçilik? Nerede milliyetçilik? CHP'nin altı oku bunlar. Efendime söyleyeyim. Diyeceksiniz ki oğlum ne hava atıyorsun? Gel düzeltelim birlikte. Ya gelin de abi almıyorsunuz beni. Adam bana diyor ki yeğenim çay ocağından başlayacağım diyor. Hey yavrum benim. O kadar okul oku. O kadar. İngilizce öğren. Hayatını feda et. Havalimanları yap. Gel seni çay ocağına alsın. Sen götür. Ona çay götür. Olacak iş mi? Beni almıyor içeri. Koymuyor hiçbir şekilde adam. İçeri sokmuyor. Her şeyden önce hadi şu tavamızı, tenceremizi ocağımıza koyalım. İnşallah buradan da net görünüyorumdur. Bakalım. Oradan düşer müşer de. Sanki kafamın ucunu göremiyorsunuz gibi değil mi? O zaman şunu bir geri alacağım. Bakalım ne görüyorsunuz buradan. Daha iyi. Tencerenin altını yapıyorum. O pilav tenceresi. O ne be? Yağını koyuyorum ama zeytinyağı
ağır kaçmasın yine. Olabilir. Tereyağı da koyarız, tamam. Merak etme. Önce tavukları mühürleyeceğim. Adamın biri dedi ki, niye mühürlüyoruz dedi, içindeki suyunu kaçmasın diye. Ben bu mühürleme işini yanlış anlamış olabilirim. Mühürlemenin amacı içindeki suyu kaçırmamak. Tavuğun suyunu. Bu sayede yumuşak kalıyor zaten. Anladığım kadarıyla da zaten. Olay da o. İçine hapsettiğiniz yağın içine etin içine kendi suyunu hapsediyorsunuz mühürlemekle. Ve o sayede yumuşak kalıyor. Dediğimiz gibi bu bir sohbet videosu, bu bir yemek videosu değil. Amaç burada sohbet etmek, bir şeyler yapmak. Eyvah, bir şey söyleyeceğim. Çok cozurlayacak bu yahu. Kapağı nerede bunun? Çok patırlayacak, ben biliyorum. Şunun kapağı bu muydu değil mi? Hazır olsun da bir anda cayırlayacak. Çünkü çok sulu oldu tavuk. Altını kısalım mı biraz? Full açık ha. Hayırlısı. Tereyağı bu yanar da şimdi birazdan. Şunun altını var, normal seviyeye alalım. Hadi. Başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzına kadar doldu tencere. Hiçbir şeye yer kalmadı. Ben ne halt edeceğim? Bunları nereye sığdıracağım? Havucu atsam zaten dolacak. Ne yaptım ben bilmiyorum ki. Neyse suyunu çektikçe inşallah rahatlar. Karıştıralım mı artık? Abi ne kadar ahmak bir adamsın sen ya. İlk yemekti. Ya yaktık işi. Vallahi mahvetti. Tencere buraya kadar. Şuraya kadar tavuk doldu. Havucu atsam dolacak yani. Kavrulacak, geri kalmadı hayvanın. Ne bileyim. Kaynar suyumuzun altını bir daha mı sıcak tutalım? Hiç gerek yok. Havucu burada mı kavurup ekleyeyim? Olur mu ya? 10 tane şey mi kirleteceğiz? Bir de kirletmeyi geç. İşin raconuna ters. Yemek yok. Ne mühürledi, ne mühürledi. Az açayım da mühürlensin. Bunun sonu ne olur çok merak ediyorum. Etim çok olsun bari. Sebzeleri az koyacağız, feda edeceğiz. Ölecek bir kısmı. Atılacak. Abo! Patatesleri küçük doğradım. Bu patatesleri tüm tüm doğranacaktı. Soğanları mı küçülteyim yanında o zaman? Abo! Lan ben ne yaptım? İş çok karıştı. Arkadaşlar. Vaziyet alın. Burası karışacak. Bu soğanları küçültmek zorundayım. İş çok karıştı, ben size söylüyorum. O patatesler bu soğanlarla olmaz. Abi bir dakika, arkasını unutmuşum. O patatesler yanar gider. Pert olur bunlar pişene kadar.
Sonra öyle oluyor işte. Sevdiğiniz sizi terk ediyor. Siz de başkasını sevemiyorsunuz. Kalıyorsun evde. Bak, yaşım 40. Evde kaldım. Annem bile bıraktı. Gerçekten annem yok. Annem ayrı. Daha mı küçültmem lazım? Bir de ortadan böyle böyle bölüyorum. Hayırlısı, bu iş bir garip oldu ama bakalım ne olacak. Burnunuzun dibinde mi? Aa, şunu bir karıştır lan. Mühürleyecektik. Komple pişirdik. Ya az pişmesin de çok pişsin ya. Az pişti mi ben hiç yiyemiyorum. Çok şey yapıyor. Çiğ tat geldiği zaman çok rahatsız oluyorum. En son babam da beni evden atacak bu videolar yüzünden. Bu konuştuklarımız babamın kulağına gidecek. Babam diyecek ki sen geri zekalı mısın oğlum? Sen ha kim? Sen niye kendini millete reklam ediyorsun? Bir tane var ya evde takla atan. En son onun durumuna düşüreceğiniz beni. Oğlum deliriyorum, anlamıyorsunuz mu ya? Evde tek başıma oturuyorum ya. Sıkılıyorum. Bak şimdi sanki biri varmış gibi konuşma hoşuma gidiyor. Sanki böyle sizinle sohbet ediyorum şu anda ben. Sanki yanında biri var. Ne var bunda? Hı? Annem bile evde yok diyor. Takla atıyor. Evin içinde. Takla atayım mı? Bir de var ya. Size poğaça yapacağım. Vallahi yapacağım. Hem de nasıl? Poğaçayı evde hazırlarım. Aşağıda fırın var Ömer abi. Gideriz Ömer abinin yanına. Ömer abinin fırını atarız 2 dakika. Büyük fırın ya. Bildiğiniz ekmek fırını. Ya işte parasıyla parasını da veririm. Yani tabii ki emeğinin karşılığında paranın kıymeti bile yok ama atarız yani. İşleri bu. Pişirim fırını. Herkes getiriyor bir şeyler pişiriyor orada. Ne yapacağım bu kadar şeyi evlat sen. Aptal herif. Neyse. Oldu artık. Ben yağlı pis bir bulaşık olmadığı sürece geri kullanıyorum. Taktım onu da. Şimdi ne zamanı? Şimdi artık havuçları atalım mı? Tavuklar suyunu bıraktı. Mecbur atacağım havuçları. Atamayacağım. Bir kısmı kalıyor artık. Sığmıyor. Bak buraya kadar doldu. En alta havuçları düşürebilirsem ne mutlu. Üste çıkıyor siz tavuklar. Elim. Takla atayım mı lan? Şimdi bir de arkadaşlarım var ha, bunları dinliyorlar. Onlar da kızıyorlar. Ne saçmalıyorsun, ne zırvalıyorsun? Sil lan onları diyecek olan da var. Sil lan onları, gerizekalı. Gerizekalı, irtibat bile kalır. Öyle dese, can kurban. Neyse bu uzun videolar onlar izlemiyorlar, ben tahmin ediyorum. İzleseler. İtiraz edecekleri birkaç şey oldu. Hiçbirine itiraz etmediler. Anlıyorum ki izlememişler.
tavuklar üste çıktı. Bu suyunu da döktükten sonra şey yapıyoruz. Bunun buna çok bir şey atmıyorum. Karabiber, nane, kekik her şeye gider. Biraz da kekik atarız işte. Salça yok. Soğan var değil mi ya? Soğansız olur mu? Olmak zorunda soğan abi. Patates, soğan ağzına kadar dolacak zaten. Tövbe yarabbi ya Resul. Koca tencereye sığmadım. En son bunlar böyle kavrulduktan sonra suyunu atacağım ya. Suyunu attığımda suyunu attıktan sonra altını kısacağım. Orada kaynaya dursun. Havuç yiyelim. Çöp oldu havuçlar ya. Çöp olmaz. Babam yiyor. Dur bunları saklama kabına koyayım. Bak. Şimdi hangisi lan? Tamam. Havucu kurtardım. Çok bile. Bu çok bile. Havucu her türlü kurtardım. Bu dursun. Havucunu da kurtardım. Baba akşamı ye akşamı. Adam çok seviyor onu. Bunu dolaba koydum. Tavuk çok su bırakmaya başladı. İçerisi bir yiyin cennet. Ya havuçlar üstte çıkmayın siz altta kalın. Tavuklar pişti gitti ya. Daha ne kadar bekletebilirim ki diğerlerini? Hepsini katıyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane kız yapıyor bu yemeği. Hepsini katıyor altını açıyor. Yemin ederim. Şu bir daha kaynasın. Şorru döküyor hepsinin altını açıyor. Hepsini bir kaba koyuyor altını açıyor ya kız. Patates önemli. Azıcık arttı. Bundan da biraz artıyor. Yapacak bir şey yok. Öksüz sofrası olur. Doldu. Ne alt ettim ben? Ah! Çok aşırı yaptım ya. Yani bir insan göz göre göre niye bunu yapar ki? Bir yandan diyorum ki çok oldu, bir yandan doğruyorum. Bir yandan diyorum çok oldu, yine doğruyorum. Niye yapıyorsun oğlum? İşte dur çok oldu, evet ağzınla söylüyorsun. Ama çok güzel olacak. Pelin pişsin. Son tuzunu falan atalım. Suya bak nasıl soğumuş. Kaynasın bakalım diye. Bunları attıktan sonra altını kısarız. Pilava geçeriz. Pilava da şey yapacağım mecbur. Bunun suyunu kullanamam. Nasıl kullanayım? Bu bunun suyu zaten. Acaba beklersen bunun suyundan alıp pilavı yaparım. Niye bekleyeyim ki? Ben de bilmiyorum. Su kaynadı. Azıcık durulsun. Bir beş olsun şeyleri.
kez yapıyorum. Vallahi ilk kez yapıyorum bunu. Bunu daha önce yapmadım. İşte öyle olur. Şu duruşlar yok mu, şu duruşlar? Bak size ne anlatacağım. Bu duruş, şu duruş, Türklerin şöyle bir duruşu var. Yabancılarda göremezsin. Bu ne duruşu biliyor musun? Koltuk altını rahatlatma duruşu. Gün boyu böyle durursan terliyor işte. Böyle durunca hava alıyor. Bu çok mantıklı değil mi? Türkler hiçbir şeyi boş yapmaz. Hadi suyumuzu koyalım. Çekecek ya bu. Allah'ım ya. Ağzına kadar doldu. Bir süre ağzı açık mı kaynasın? Şimdi karıştırabilir miyim? Yani. Karışıyor gibi. İnşallah misafir gelir. 22 yıldır gelmedi ama bakarsın bugün gelir. Kaynayınca altını kısacağım. Kaynayınca tuzunu biberini atacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi güzel olacak. Billahi güzel olacak. Bir tek şu ayaklarını kesmediğime üzülüyorum. Şu ayakların kıkırdağını alıyordu izlediğim videodakiler. Üşendin mi? Ne? Bu videolar diyorum. Ben çekmeye üşenmiyorum. Bak banyo yapmadım. Ben bugün evdeydim. Hiç çıkmadım. Banyo yapmadım. Dişimi bile fırçalamadım henüz. İlk defa bu kadar pis. Kameranın özelliği de bu işte. Videolarda koku yok. Benim şu an pis kokumu alamazsınız. Bunlar benim. Bunlar. Bir de böyle detone oluyor vardır. Bunlar benim. Günlüklerim olacak. Günlük. Ben bu videoları günlük gibi kullanıyorum. Günlük tutmayı beceremediğim için al sana günlük işte. Bir gün oturur izlerim böyle. Niye kapattım? Sıçramasın diye. Pirinç pilavı için ne lazım? Pirinç pilavımız... Aa, o arkadaki ışık sizi rahatsız eder. Yok. Pirinç pilavımız... Şey, bulgur pilavı. Şehriyeli bulgur pilavı yapacağım size. Yine aynı şekilde tencereye suyumuzu kaynatalım. Kaynamış su lazım. Kaynayınca buna bir de limon sıkacağım. Bak limonum orada duruyor. Artan patatesler, artan soğanlar ne olacak? Kapat. Çok bile. Bu da çok oldu. Mallık var üstümde bugün. Hala kaynamadı be. Kaynıyor. Usul usul. Bu kaynadıkça, suyu çekildikçe dibe çöker bunlar. Hadi şunları da kaldıralım ya. Kalmasın öyle. Ne diyordum ben size? Şu patatesi bunun içine. Patates ve su alıp bunun içine koyarım ben. Sen izle şimdi. Bak. Çıkartmıştım. Bak. Bunun içine. Saklama kabı işte. Patates ve soğanın ne işi var? Aynı yerde durur mu? Hiçbir şey. Yapma.
tutmuyor ya. Bant mı, lastik mi gereceğim ben buna? Ulan bugün hiç konuşacak bir şey bulamıyorum, iyi mi? Onu anlattım. Ha, geçen aklıma geldi. Size fıkra anlatayım mı? İyice saçmalamaya başladım. Tamam, hayırlısı, bakalım. Kapı sesi bir gitsin de. Geçti, kimse yok. Şimdi adamın bir tanesi hamama gider. Hamamına girer, çıkar. Gelir, dolabını bir açar. Ceket yok. Adamın ceketini çalmışlar. Adam gider kasiyerin yanına, hamamın sahibinin yanına. Selamun aleyküm. Kardeş der, benim ceketim yok. Nasıl yok? Ceket yok der yani, çalınmış. Ne yapak kardeş, biz hırsız mıyız? Biz mi çaldık? Ya yani ne yap? Bir şey yapmayacak mısınız? Ceketim çalındı. Ya git başımızdan der ya. Ne ceket? Ben daha böyle bir şey duymadım burada der. Lan arkadaş, bir şey demedik. Ceket çalındı ya. Gelme kardeş bir daha bizim buraya. Tamam der adam. Çıkar gider. Doğal olarak. Neyse. Adam hamam hastası. Gitmek zorunda. Dayanamıyor. Sonra bir gün yine aradan birkaç ay geçer der. Bunlar beni unutmuştur. Hatırlamazlar der. Eyvah eyvah eyvah, taşacak. Bir daha gideyim der. Hatırlamazlar bile bunlar beni de. Bu çıkan suyunu alıyoruz mu yüzünden? He? Bu yüzüne çıkan suyu alıyoruz mu? Bak, pis bir su var burada. Bunu alıyor muyuz diyorum. Şunları. Alalım. Bunlar beni nereden hatırlayacaklar der. Gideyim der bir daha. Adam hamama gider. Tahmin edin ne olur? Pantolon yok. Adamın pantolonu çalınmış. Adam diyor, lan şimdi ben nasıl edeyim, ne diyeyim? Bir cesaret gidelim amcanın yanına. Ya kardeş der, yanlış anlama ama sen şu geçen ceketim çalındı diyen değil misin? Ya benim dedi. Gelme dedik sana, niye geliyorsun? Ya kardeş, başka bir şey var. Ne oldu? Benim pantolon çalındı. Lan kardeş, hep sana mı geliyor bunlar der. Ya ben ne bileyim, pantolon yok. Pantolonu çalmışlar. Baba der. Bir daha sakın benim yerime gelme. Sen buraya hırsız çekiyorsun der ya. Gelme, gözünü sevdiğim, gelme. Adam bir şekilde üzülür, çıkar gider işte. Yapacak bir şey yok. Aradan 6 ay geçer. Seninki artık dayanacak hali yok. Hamama gitmek zorunda. Hamamsız yapamıyor. Gider hamama. Girer hamamına mis gibi. Çıkar. Düşünün ne olmuş. Adamın hiçbir şeyi yerinde değil. Geriye sadece kemer kalmış. Kemer, kemer. Adamın her şeyini almışlar. Geriye sadece kemeri kalmış. Seninki takar kemeri beline. Geçer hamamcının karşısına. Selamun aleyküm kardeş der. Sence ben böyle mi geldim der ha? Böyle. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben böyle mi geldim? Ha? Ben böyle gelmiş olabilir miyim buraya? Güzel mi? Daha çok fıkra var da. Tepkilerinize bağlı. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Fıkraya da gülmek lazım abicim. Yanındaki gülmeyince sen gülmüyorsun. Zaten insanı güldüren yanındakidir ha. Başka bir şey değil. Hadi şuna bir tuz atalım. Daha hızlı kendini bıraksın. Ya bu da böyle. Abicim. Tuzun hepsini atsam ne olur? Malı bir karıştıralım abi. Güzel oldu baba. Nanem yok muydu benim? Var. Tuzumuz burada. Ha, tuzun kalanı var bir dakika. Ama daha poşeti gibi duruyor. Vardı nane yahu. Abi. Dahası var mı? Dahası var. Niye öyle? Şu nanemizden kullanalım. Kekik de atacağım. Hiç unutma. Hiç merak etme.
Bir karıştıralım. Daha dün video çekiyorsun. Ekonomimiz kötü, zor durumdayız. Bu devlet ne olacak? Bu halk isyan eder. Şimdi 3 kilo et basıyorsun içine. Düdük makarnası. Adam değilsin. Ha, sen o videoları çek bakalım. Başına ne iş gelecek? Göreceğim ben seni. Şuna bak ya. Ağzını açıyor Kur'an. Ağzını açıyor İslam. Hani? Bastın içine eti lan. Yezid. Adam değilim ya. Şu hale bak ya. Girin kardeş ya sizde. Azalıyor musun lan biraz biraz? Küçülüyor mu desem? Hadi güzel olacak. Kekik zamanı mı? Kekiği de atalım. Beş dakika diyordu abla. Beş dakika. Şu tuzumuzu ekleyelim. Size üniversiteyi anlatayım mı? Üniversitede başıma gelen bir olayı anlatayım mı? Belki inanmayacaksınız. Yok, bu atıyor mu diyeceksiniz. Manyak uyduruyor muymuş lan bu mal? Biz bunu izleyip duruyoruz. Herif yalan söylüyormuş anasını satayım diyeceksiniz. Bir tane ders var. Ben bu dersten değil, geçmek. Yani ben hala dersin hocasının adını bile, ben dersin hocasının kim olduğunu dahi bilmiyorum. Hiçbir şekilde o derste bir alakam yok. Hiçbir şekilde sevemediğim bir ders. İşte uzayda bükülen bir şeyler oluyormuş da bilmem ne de. O işte bükülüyormuş, 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 bükülüyormuş bilmem nereye gidiyormuş. Abi 2 sene ben bu dersi aldım. 2. senenin sonunda dedim ben bu okulu bırakırım, bu dersi vermem dedim. Veremem dedim lan, ben bu dersten anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir gün yeniden sezon açıldı. Yine ders şeyleri yapıyoruz işte, ders alma şeyi yapıyoruz. Ya dedim hocam, şu dersi dedim ben veremeyeceğim dedim ya, bu berbat bir ders dedim ya. Ben opsiyonumu değiştirsem olmaz mı dedim ya, ben bu opsiyonda bu ders varsa ben bu bölümü geçemem dedim ya. Ben bu bölümde mezun olamam dedim. Hangi ders lan dedim. Allah razı olsun Mustafa Türk. Allah'ım onun tuttuğunu altın etsin, Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi. Başka bir sebepten dolayı, onu da anlatırım size. Allah onun tuttuğunu altın etsin. Oğlum o ders senin değil lan dedi. Sen bu dersi aldın mı dedi. He dedim, 2 senedir gidiyorum ben bu derse dedim. Lan hocası kim onun dedi. Hocasını bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Ya dedi senin değil o ders dedi kardeş. Sen niye o dersi aldın yazdın oraya dedi. Ne olacak dedim. Sil tamam dedi. Bir an o derse gitmeyeceksin. O ders senin değil. Alamazsın o dersi. Kurtuldum lan o dersten öyle. 2 sene yanlışlıkla aldığına mı yanarsın, sonra veremediğin bir dersten kurtulduğuna mı sevinirsin? Bilmiyorum işte. Ben kurtulduğuma sevindim. Kurtuldum o dersten. Kaynıyor arkadaş. Tekrar selamun aleyküm. Şimdi şu limonumuzu sıkmayalım mı? Hani adam öğretmişti ya bize. Çok güzel kokmaya başladı bu. Bunun 45 dakikayı bekleyecek takati kalmadı. Bu pişmeye hazır neredeyse. Ben diyorum ki bu pilava geçelim biz artık. Bu böyle yeterli. Pilava geçelim abi. Şu limonun kalanı da araya gitmesin. Bunun üstüne bir şey koyarak dolaba koyacağım. Mecbur bunu taşıması için. Ağır bir şeyle bunu dolaba yerleştirmek zorundayım. Ağır olarak da zaten havuçla domates şey vardır. Şey havucu koyacağım.
Oo, zeytin daha ağırmış. Zeytini koyalım. Ne dedik? Pilavımıza geçiyoruz. Ya şu güzelim sudan faydalanamamak çok kötü ya. Mis gibi ama o haşlamanın suyu o zaten ayrı. Bulgur burada, şehriye burada. Önce şehriyeyi kavuruyorum. Önce tencereme yağımızı koyuyorum. Kaynar suyumuz var mı? Oh oh oh. Su nereden geldi sizin içinize? Dur, onu hallederiz. Kaynamış, susmuş mu bu? Açmayı mı unutmuşuz? Kaynamış mı? Kaynamamış. Nereden su geliyor yahu oraya? Fark etmez. Açarsın. Şunun kapağını sileyim en azından. Öyle işte. İnsanın hayatı aşama aşama. Yaşamak isteyip istemediğin şeyler bir bir gelip geçecekler hayatınızda. Büyüyeceksiniz. En başta fark edeceksiniz ki hiç de annenizin anlattığı gibi değil dünya. Maalesef. Ya bak bu kadar tavuğun yanında tavuk suyuna gerek kalmayacak. Ben tavuk suyunu iptal ediyorum arkadaşlar. Bu sefer pilavı sadece tereyağlı yapıyorum. Zaten biz bu pilavı ancak ve ancak şeyle yeriz. Öyle yeriz zaten. Üzülüyorsunuz. Annenizin anlattığı gibi değil. Maalesef bazı gerçekler var. Çocuklara anlatılmayacak gerçekler var. Ancak büyüdüğünüzde size anlatılacak. Ki zaten öğrenmiş olacaksınız. Anlatılmasına gerek kalmayacak. Hayatın gerçekleri, yaşamak zorunda olduklarınız. Yüzleştikçe yaşlanacaksınız, büyüyeceksiniz, adam olacaksınız. Güzel şeyler, hayat yaşamaya değer. İnancınızı yitirmeyin, hiçbir zaman azminizi yitirmeyin, aşkınızı yitirmeyin. Her şeyin zamanı var. Allah sizin için çok güzel planlar yaptı. Günü gelecek, siz de yaşayacaksınız. Allah sizi unutmayın. Siz onun bir çocuğusunuz. Allah çocuklarının hepsini ayrı ayrı seviyor. Hiçbirinin kötülüğünü istemiyor. Sizin için yazılmış olan çok güzel şeyler var. Sizi bekliyor. Günü gelince sahip olacaksınız. Hak ettiğinizde. Bunun altına ben geçen takoz yaptım. Ayaklara takoz yaptım. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu takozları. Yemekler içine koyduğum sıvı yağ dengesiz bir şekilde bir tarafa akmıyor artık. Bir de şehriyesini bol yapacağım ha. Seviyorum. Nerede benim ayar kabım? Burada. Bu benim ayar kabım. Ben bununla biliyorum yani. Ulan gökeriz mi? Gel şehriye. Allah! Hak diye içine gitti yalan. Gel şehriye, gel şehriye. Size türkü de söylerim. Ha yeter ki isteyin. Neyse abi çok abartmıyorum. Ben çok seviyorum ama. Şehriyeli bulgur pilavı.
bulgur pilavının şeyini biliyor musunuz? Sizin oralarda, batıda bulgur pilavı salçasız yapılmaz. O zaman bulgur pilavı olmaz. Bizim Osmaniye'de öyle değildir. Maraş'ta, Osmaniye'de bulgur pilavı sadedir. İçine salça koyarsanız onun adı çoban aşıdır. Sebzeli olursa bilmem ne, o çoban aşıdır. Normal beyaz bulgura da, beyaz renkli olan bulgur pilavına da bulgur pilavı deriz. Şehriyeyi kavuruyoruz. Bunun 45 dakika kalmadığını nereden mi çıkardım? İçine bakıyorum, her şey hamurlaşmaya başladı. Soğanlar kendini bıraktı. Patatesler küçük küçük olduğu için eziliyorlar. Tavuklara da baktım. Tavuklar da artık yavaş yavaş şey oluyor. Bunu bir karıştıralım mı? Tavuklar pişmedi henüz. 45 dakika bekler bu abi. Bekler abi, bekler. Tavuklar sert, etleri sert. Beklesin, hiç acelesi yok. Şehriyeler kızarıyor. Kızarsın baba. Bulgurun ağzını aç. Hazır ol. Ağzını açtan ziyade bir tasını hazırla bile. Kızarsın baba, kızarsın. Güzel kızarıyor. Hem konuşmuyorum, hem video yapıyorum. Ne anlamı var? Nur cemalini görün yani. Bir insan niye video yapar? Kendine çok güvendiği için. Adam reklam istiyor. Kendini göstermek istiyor. Herkes beni görsün. Herkes beni sevsin. Yok yok, dediğim gibi ben bunu bir nevi günlük gibi tutuyorum işte. Günlüğüm bu da benim. Bu da buçuk. İşte sana oldu bir buçuk. Hastasıyız dede. Ya tabi anlatamadıklarım da var. Anlatamadıklarımın zamanı gelince videolar çok daha keyifli hale gelecek. Her şeyin anlatılacağı bir yaş vardır. Bu videolar devam ettikçe daha neler yaşarız biliyor musunuz? Bakarsınız emekli olmuşum, bir yerlere taşınmışım, size orada hala videolar çekiyorum. Bunların her biri bir anı olmuş bizim için. Bakarsınız bu iş profesyonele dökülür. Bakarsınız bir başkan olurum. Geçen onun hayalini kurdum. Osmaniye Belediye Başkanı oldum. Taktım göğsüme kamerayı. Her yere kameralar kurdurdum. Kameramanlar buldum kendime. Bildiğiniz şeffaf bir Osmaniye Belediyesi yaptım. Herkes izliyor. Ne olursa olsun anlatıyorum her yerde falan. Olur mu olur, Allah'ın izniyle. Gönlümüz temiz. Çalıp çırpma derdinde değiliz. Allah dileyen herkese her şeyi vermiş de bana mı vermeyecek?
lan? Ne oldu lan? Bu ne isyan? İnternetten baktım bunun seviyesi, suyu seviyesi nedir falan diye. Neyse ya, tabanla atarsın fazlasını. 1'e 1.5 falan diyenler var, 1'e 2 diyenler var. Şu anda az. Bundan fazla olduğu kesin. Pirinç yıkanır. Bunu yıkamaktan bahsedeni görmedim. Ama bulgur seçmek lazımdı. Onu unuttuk bak. Ver baba. Ver baba suyu. Şöyle bir parmak geçsin yüzeyi. Anca bir parmak geçti. Bu karıştıra karıştıra pişiriyor. Alt kısıyor muyuz? Evet. Bunu ara ara karıştırıyorsunuz. Bu pirinç gibi değil, bırakmıyorsunuz. Ara ara karıştırıyorsunuz. Her yeri eşit pişiyor. Yine böyle suyunu çekip dibini görmeye başladığınız zaman da kapatıyorsunuz, dinlenmeye bırakıyorsunuz. Şeyimizi bir daha karıştıralım. Şu kabımızda hiçbir kir, pislik bir şey yok. Sadece bununla bulgur tarttık. Yerine kaldıralım. Bulgur için bir kap ayarlayalım. Biten şehriyenin yerine bulgur koyabilirim. Alır inşallah. Şunlar lütfen dibe batabilir mi ya? Etler ya havada kalsın istemiyorum. Piştiklerini görmek istiyorum. Çünkü sertler hala. Çekmiyor lan hiç. Onu ara ara karıştıracağız. Artan bulguru kavanoza koyalım. Lan bu kavanoza da ne girer ya? O şehriye kavanozu olarak kalsın. Bir büyük kavanoz ayarlayalım. Büyük kavanoz. Şurada var da onlar bir acayipler yahu. Şurada hiç tertemiz kavanozum vardı benim. Ne tarafta mı? Buradaymış. Büyük mü değil lan bu? Bu da büyük değil. Bunlar mıymış o? Büyük kavanoz ne be? Büyükten kasıt nedir? Bunun daha büyüğü mü var? Ha var lan işte bu. Temiz. Oh. Bu da neymiş? Büyük ve temiz. Tertemiz. Şu kurt yok mu? Kahverengi küçük böyle bir hayvan var. Bir giriyorlar bisküvinin falan içine, her yeri falan ediyorlar. Bir seneye yakın hiçbir şey ellememişim dolapta. Yemek yapmıyordum, hiçbir şey yapmıyordum. Onlar her yeri sarmışlar, mahvolmuş böyle. Felaket midem bulandı, her şeyi döktüm. Ona bulaşmış mı, buna bulaşmamış mı diye bakmadım. Ne varsa döktüm, attım hepsini. Tonlarca bulgur, pirinç, bakliyat gitti. Attım. Attım abi hepsini. Ya ama çok acıktım ben ya. Aslında çok acıkmadım. Şeyi erken yemiş idim. Ben 4 gibi dayanamadım. Aa, bir şey yedim. Etlerin bir kısmı dökülüyor. Bir kısmı takır takır daha sert. Bak, bak. Kaç dakika oldu? O abi neredeyse yarım saattir pişiyor bunlar ya.
Çok şey. Tuzu az. Allah'ım hayırlısını yine. Bu kadar şeyi çöpe atamam ya. Şunu bir karıştırayım. Aa, suyu gitmiş neredeyse be. Kısık. Bunun da altı kısık. Bakmayın lan öyle. Sevimsizin biriyim aslında. Bakmayın sevimli gibi görünmeye çalıştığımı. Kızım burnundan getirmiştim hayatı. Yok kötü kokuyorsun. Yok temiz değilsin. Yok paracısın. Yok bilmem nesin. Zorla kızı bana kendimi terk ettirdim. Şimdi de ondan sonra da bayramdan sonra kimseyi sevmedim. Az önce yanlış söyledim ya. Hemen geri açtım. Bir dakika bile durmadım. 30 dakika oldu. 45 geçe başladım. Çeyrek geçiyor şu anda. Tam 30 dakika oldu. Pilav neredeyse hazır. Biliyor musunuz? Şu tavuğa çok ayar oldum. Hele 45 dakikayı dolduralım sonra bakarız tadına. Ya şeyler hamur oldu ya. Şöyle yapalım. Bak bir patates. Ya bu böyle bırakırsam içinden akar mı? Neyse akarsınız. Bir patates, yemeğimizi hangisinde yiyeceğiz? Bunu da yeriz. Yok, o su tabağı olur. Su tabağı yemek olduğu için bunu da yiyeceğiz. Bir tane patates alalım. Soğanlar eridi gitti. Yok ki soğan alayım. Bir de but alayım. Bakacağım tadına yani mecburum. Bu tabak. İki parça, iki dikey et çıktı içinden. Aa, bunlar çok iyi. Ha, o et sürekli yukarıda kalan bir et olsa gerek. Bak bu sert. Bak bu sert. Yo değil. Bu iş tamam beyler, arkadaşlar. Kimsiniz siz? Ben sizi kim olarak düşünüyorum biliyor musunuz? Ben bayanların bu yemek şeylerini bayanların izlediğini sanmıyorum. Lan erkek yemek yapabilir mi falan diye düşünen erkek arkadaşlar olsanız gerek. Biraz kırç kırç ediyor. Abi bir şey diyeyim mi? ...15 dakika sonra bu tamam. Mis gibi. Tamam bu iş ya. Pilavımın suyu çekmiştir herhalde. Bunun... ...saniyeleri kaldı. Seni bir daha karıştırayım. Hep
seninle mi yüz yüze geliyorum? Bazı etler kemiklerden sıyrılıyor. Yandım. Geri çorbanın içine döktüm. Özür dilerim baba. İkimiziz be baba. Ben de senin ağzından döküleni yerim ki. Yandım ama. Ama güzel oldu. 15 dakika. 10 dakikası kalmış lan. Daha da kısayım. Şu bulgur tamam olabilir. Hataya yer yok bak. Dibine tutar. İçinde hiç su yok şu anda. Kapatamıyorum ama. Son şeylerini çekmesini bekliyorum. Ağzıma gelen bulgurlar birazcık az pişmiş gibiydi. Pişmiş yaşa su katılmaz. Hayırlısı. Çok değildi. Lan bir bakayım böyle ya. Kırç kırç ettiler ya. Suyu biraz az. Farkındayım. Yapacak hiçbir şey yok. Bundan sonra ne olacak? İnşallah Allah'ın izniyle param olması gerekiyor. Yani bir 10-15 bin liralık bir iş bulabilsem kendime. 10 bin lira lazım. Arabamı alırım. 10 yıl iyi çalışırım, harbi çalışırım. 40'ım, 50 olurum. 10 yıldan sonra arabayı eve aldıktan sonra yeniden rutine binerim. Fazlasını istemiyorum. Bir arazi, bir ev. Bir araba. Yuvamı kurarım yani. Ailemi kurmak istiyorum artık. O zaman zaten olur. Kendiliğinden olur. Görücümüz de gelir. Yani haklı olarak ben de olsam kendimi geçindiremeyen bir adama kız vermem. Bayan da olsam ona varmam. Kırk dakika oldu. 5 dakika kaldı 45 dakikaya. Pilavı da hem karıştırıyorum hem de dibine tutmaması için gayret ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Bu hala suyunu çekiyor. Yani ben az önceki diri olmuş derken abarttım. Hala suyunu çekiyor ya. Doğal olarak şundan bir karıştırayım. Abi bazı etler dimdiri duruyor. Bazıları şeyinden ayrılıyor. Nasıl olacak? Bak, bak. Bak dim, bak bu kemiğinden ayrılmış. Onun hala dimdiri durduğunu görüyorum. Üzülüyorum ya.
Aşağı gidin abi. Biz mi karıştıramadık lan? Sen çıkma. Lütfen dibine tutma bak. Başında bekliyorum sen dibine tutma diye. Pilava rahat vermedim ben pişmesi için. Nemini alması için. Bak bunu bir dakika daha böyle bırakırsam dibine tutacak. Ağzını açarsan sürekli olmaz ki pilav ya. O onun buharıyla pişiyor değil mi? Abi tamam bu iş. Mis. Abi bundan güzel bir pilav yediğimi sanmıyorum. Harika. Bu tamam. Kapat baba. Ağzında hafif açık bıraktım. Bu biraz daha kaynasın. Şöyle bir 10 dakika daha kaynasın. Sonra geliyorum. Altını kapatıyorum. Böyle bir video oldu bu sefer de. Ne durumdasınız? Yani işte bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Canım sıkılıyor. Böyle şeyler yapıyorum. Bak video çekiyorum. 40 yaşındaki adam ne yapıyor, bu saçmalıyor diyorsunuz belki ama bence öyle değil. Yani öyle olduğunu düşünsem zaten yapmam. Olay şu. Siz çok kurallarla yaşıyorsunuz. Niye 40 yaşındaki adam video çekemiyor? Sebebi ne ben bilmiyorum. İnternetin ilk çıktığında ben tam 20'li yaşlarımdaydım. İnternet tüm Türkiye'ye yayıldığında. Daha önce internet diye bir şey yoktu. Ben çocukken internet yoktu. 17 yaşımda internet duyulmaya başladı. 18'imde, 19'umda Elazığ'da üniversitede okurken geldi internet, daha Türkiye'ye yayıldı. Ben onun en iyi, en çok faydalananlardan biriyim. Şimdi internetsiz genç yok. Herkesin interneti var. O zaman yoktu, düşünün. Ben tam bu teknolojiyle büyüyen bir değişik nesilim. Yani arada, tam arada bir yerdeyim. Ben hala büyümeyi reddediyorum. İnternetle haşır neşir olmam çok normal. 40 yaşındaki diğerleri kendilerine yakıştıramasalar da bence gayet normal. İnternet, televizyon, video, YouTube. Ben yaparım. Benim için sorun yok. Ben bununla nelere varacağım bilmiyorum. Güzel olacak. Bak benim videolarım doluyor şu anda şeyde. Kanalım doldu videolarla. Bir senedir uğraşıyorum. 1,5 senedir uğraşıyorum. Dahası var. Şöyle ki, bunu bir günlük gibi düşünün. Ben 60'ıma da geldiğimde bu videolara devam ettiğimi düşünün. Orada 1000 tane video olduğunu düşünün. Lan kendimi oturup izlemekle bile gün geçiririm be. Hayatım geçer gider, ne güzel vakit ayırırım. Çocuklarım izlesin, bak yarın bir gün ölürüm. Kalanlara güzel bir emek. İşte oturur izlerler beni hatırlamak isteyenler. Kim hatırlamak isterse artık. Bu arada dediğim gibi benim esas amacım, hayatımdaki emelim, isteğim, yönetici olmak, insanlara yalansız, dolansız insanların da olabildiğini, dürüst insanların da olabildiğini, Hazreti Osmanlı mı, hiçbir şeye elini sürmeyen Hazreti Ömer miydi? Kendi mumunu söndürüp, özür dilerim, devletin mumunu söndürüp kendi mumunu yakan, böyle insanların da olduğunu, hiç gözümde para falan yok. Sadece lider olmak istiyorum. Ülkeyi düzeltmek istiyorum. Yalana, hileye, hurdaya bir son vermek istiyorum. İnsan gördüğü kadarını yaşar.
böyle insanların da olabileceğini görün ki siz de bir örnek olurum belki. Çalıp çırptırmam. Kimse elini süremez. Yani çalmadım bugüne kadar. Çaldırmam da kimseye. Fazlasında gözüm yok. Tek hayalim belki bir araba. Çok seviyorum böyle lüks bir arabayı. Onu bile yapmayacağım. Siz bana derseniz ki yapma kardeş, yapmayacağım. Arabasız geçti benim ömrüm. Hiç sorun değil. Ben hiçbirinizin süremeyeceği arabaları sürdüm. Hala bile. Örnek mi vereyim? Dün böyle bir 520 ile gezdim. Daha fazlası da var. Ben hepsinden sürdüm. Doydum. Umurumda bile değil. Sizin dünyasal zevklerinizden bende pek yok biliyor musunuz? Ben cinsel arzularımı bastırabiliyorum. Birçoğunuzun yapamadığını gördüm. Ben araba, lüks evler, bilmem ne gibi şeylerden vazgeçebiliyorum. Ben alkolü, sigarayı daha fazlasını bırakabiliyorum. Yani iradeli bir insanım. İrademi her türlü zapt edebiliyorum. Benim bastıramadığım pek fazla şeyim yok. Şimdi içimdeki bu yönetici olma, bir başkan olayım istiyorum. Ya bir belediye başkanı, oradan başlarız. Milletvekili, bakan derken cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bu ülkenin başkanı olmak istiyorum. Sizlere neşe getirmek istiyorum. Sizlere dürüstlük getirmek istiyorum. Azim, çalışkanlık getirmek istiyorum. Çok güzel şeyler olsun istiyorum ülkemde. Ben başardım, siz de başarırsınız. Yani ben mühendis oldum, ben havaalanları yaptım. Güzel şeyler bunlar. Aranızda benden çalışkanları da var biliyorum. Onların da örnek olacak. Onları da getireceğiz. Onlar da size örnek olarak yüksek pozisyonlara gelecekler. Adaletsizliğe bir dur diyeceğiz. Hep birlikte bu ülkede geliri eşit dağıtacağız. Bu ülkede adaleti eşit dağıtacağız. Günü gelecek benim öz yeğenime ceza keseceğiz hep birlikte. Hapse girecek. Belki 5 yıl, 10 yıl bilmiyorum, işlediği suça bağlı. Herkeste güzel arabalar olacak ya da herkes kötü arabalara binecek bir dönem. Bugün şunu söylüyorum. Bütün yöneticiler Şahin'e binmeli. Bu halk Mercedes'e binene kadar onlar da Şahin'e binmeliler. Yoksa anlamayacaklar bu işi. Bugün onlara itiraz etme şansımızın bile olmadığı bir dönemdeyiz. Ya siz nasıl o arabaya binersiniz? Biz bu kadar perişanken diyoruz. Cezaevindesin, teröristsin, bilmem nesin. Olmaz olmaz. Bunları hep birlikte düzelteceğiz. Çok büyük yanılgı içerisindeler. Böyle Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Bugün olduğu gibi. Bugün de güzel zaten. Hamdolsun. Allah'ın verdiği derde, devaya da şükürler olsun. Çok güzel bir hayat sürüyoruz. Çok da mutluyuz. Allah'ın izniyle. Çok şükürler olsun. Tamam. Bu video bu kadar. Yemek pişmek üzere. Bu sefer tabakta belki sunum yaparım bilmiyorum. Hele şunu bir bitirelim artık. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Videoları mutlaka beğenin. Mutlaka altına bir A yazın, B yazın. Bir şeyler yazın. Ve izlensin. Videoyu oturup izlemiyorsanız bile bırakın bir kenarda, sesini kısın. O video sonuna kadar oynasın da bana dakika kazandırın. Saygılar. Görüşmek üzere. Son durum. Sorun şu. Patateslerde hata yaptım, kabul ediyorum. Onlar da dağılmışlar. Geriye böyle bir patates şeyi kaldı sadece. Püresi gibi, su biraz patates püresi gibi. Pilavdan şu sıkıntım yok. Pilav çok güzel oldu ve üşenmedim. Hiç ayransız olur mu dedim. Ayranımı da yaptım. Ben başlıyorum yemeğe. Allah'a emanet olun, saygılar.